Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu bölümde, ilk bölümde yarım kalan bir konumuz vardı. Onunla başlamak istiyorum Mustafa Hocam. Maliyetle dolar alıp banka hesaplarında tutan yatırımcılardan bahsediyorduk. Önce bunu bir tamamla istersen, sonra diğer sorularımıza geçelim. Yatırımcı demeyelim de özel kişi. Bireyler. Evet. Mevcut durumda dolar maliyetleri çoğunun, dolar maliyetleri 6 liranın üzerinde. 6 liralar, 6.50'ler, hatta 7'ler belki civarından dolar alıp bekleyen insanlar var. Onlar için bu arada şu söyleyeyim, en baştan yasal uyarımızı yapalım. Burada söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu videolarla biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yasal koruma altına alalım kendimizi. O insanlar için benim önerim beklemeleri olabilir. Çünkü mevcut dolar fiyatı olması gereken fiyatta değil şu anda. Daha önceki bölümde de anlattığım gibi. Ve İşlerin düzelebilmesi için, piyasanın fonlanabilmesi için o insanların o dolarlarını bozdurup TL'ye geçip likide çevirebilmeleri için, piyasaya aktarabilmeleri için bekledikleri bir fiyat var. O fiyata gelmediği müddetçe insanlar paraları ellerinde tutmaya, döviz olarak, dolar olarak ellerinde tutmaya devam edecekler. İşte onlara da söyleyeceğim şey, eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Dolar gitmesi gereken yere yavaş da olsa, benim tahminim yavaş yavaş ilerlemesi yönünde olacak çünkü. Yavaş da olsa gidecektir. Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde beklemelerini ve hedefledikleri, kafalarına koydukları hedef yere geldiği zaman dolardan çıkmalarını öneririm. Tamam. Orada söyleyeceğim buydu. Şimdi insanlar kendilerine önlem almak için paraları enflasyon karşısında TL olarak değer kaybına uğramaması için dolar alıp bankaya koyuyorlar. Bir önceki bölümde şöyle bir şey söyledim, benim kafama takıldı. Dolar yükseldiği zaman insanlar kâr ettiklerini zannetmesinler. Evet. Çünkü bu onlardan bir şekilde geri dönecek ve bu onların hanesinden eksi olarak yazılacak. Evet. Para olarak belki artış gibi, kâr gibi gözükse de ama bu bir kâr değil. Peki dolar olarak kendimizi koruyamayacaksak, dolarla kendimizi koruyamayacaksak, Türk toplumu, yani Türk insanı bireysel olarak nasıl tedbirler almalı, neler yapmalı? Şimdi başka bir enstrümana, TL'den başka bir enstrümana geçiş bir kendini koruma yöntemidir. Bir yatırım yöntemi değildir. Kendini koruma, işte reel olarak dolar eninde sonunda gider, reel yerini bulur. O anda da sen dersin ki evet, benim param ufalmadı. Enflasyon karşısında erimedi ya da işte döviz karşısında erimedi. Ekonomi o kadar çok bacağın bir araya gelmesiyle oluşan bir şey ki, tek bir değişkene ya da iki değişkene ya da 20 değişkene bağlı bir şey değildir. Yüzlerce farklı değişken vardır. Yani sadece döviz aldım, döviz tuttum elimde. Eskiden 100 liram vardı, şimdi %50 kazandı, 150 liram var, ben 50 lira para kazandım diye düşünüyorsan çok büyük hayal kırıklığına uğramalısın. Çok büyük bir yanlıştasın. Çünkü yine önceki videoda şeyi söylemiştim. O döviz artışı sana muhakkak biraz gecikmeli olarak akaryakıttan, gıdadan, zaten akaryakıta geldiği anda her şeye gelir. Diğer tüm senin cebinden çıkacak masraflara yansıyacaktır. Sen de artık eskiden 100 lira üzerinden harcama yapıyorken şimdi artık o 150 liralık fiyata göre yeni harcamalar yapacaksın. Yani ekmeğe zam gelecek, sigaraya zam gelecek, alkole zam gelecek, akaryakıta zam gelecek, elektriğe zam gelecek, doğalgaza zam gelecek. Gelecek oldu, gelecek. Bunlar ilintili, dolaylı. Bir de üretmediğin, yurt dışından ithal ettiğin ürünlerin fiyatları da doğal olarak artacak. Onları zaten alamaz hale geliyorsun. Onun mesela İşte dövizin yükselmesinin, TL'nin devalüe olmasının bir avantajıdır bu aslında. Şimdi çıktı işte ithalat azaldı, ihracat ithalatı geçti ya da kafa kafaya geldi diye cazgırlık yapanlar var ya. İşte onun sebebi dövizdeki korkunç artıştır. Eskiden dolar 3 lirayken aldığın iPhone 5000 liraysa, dolar 6 lirayken aldığın iPhone 10.000 lira oldu. Şimdi 10.000 lira olunca sen iPhone'u alamıyorsun artık. Bir de tabii özel tüketim vergileri de konmuş. Onun üstüne yani vergiler vesaire. Sen artık iPhone'u alamıyorsun. Sen iPhone'u alamadığın için senin otomatik olarak ithalatın düşüyor.
Ayrıca senin paran ucuz olduğu için ürettiğin, kısıtlı da olsa üretebildiğin ürünü daha rahat satabiliyorsun. Çünkü adam diyor ki, Türkiye çok ucuz ürün almak için. Nasıl biz eskiden işte parası çok değersiz ülkelere gidip alışveriş yapıp buraya getirirdik ya. Bütün dünya sana öyle bakıyor. Çünkü paran değersiz. Sen de mal satabiliyorsun dışarıya. Bu bir avantajdır. Çin bunu bir taktik olarak uygular mesela. Çin, Amerika'nın kendisine yaptığı her tehdidi, ekonomik tehdidi parasını devalüe ederek savuşturur. Trump der ki, ben Çin'e vergi koyacağım. Sonra bir tane daha vergi koyacağım. Çin de parasını devalüe eder. Bir tane daha vergi mi koyacağım? Ben de devalüe ederim. Çünkü Çin üretim gücü olan bir ülke. Parası ne kadar değersiz olursa o kadar fazla satabiliyor dışarıya. Dışarıdan para getirebiliyor. Amerika'da bundan rahatsız. O yüzden işte adamın üretim gücüne bağlı olarak Amerika'da Çin'e karşı kafasına göre vergi koyamıyor. Trump diyor ki, Çin'e vergi koyacağım. Adam tak parayı bir devalüe ediyor. Trump diyor ki, yok pardon, özür dilerim, koymayacağım. Mevcut koyduğu vergiyi de öteliyor. İşte diyor ki, aralığa kadar öteliyorum. Şimdi Amerika çekiyor kılıcı, Çin de kaldırıyor kılıcı. Çünkü üretimi var adamın, kaldıracak kılıcı var. Amerika Türkiye'ye kılıç çektiği zaman biz papazı serbest bırakıyoruz. Yani adam üretimiyle, sen papazı serbest bırakarak adamla mücadele ediyorsun. Aslında. Taviz veriyorsun tabii ki. Hikaye böyle. Evet. İşte ilk videoda söylediğim üretim gücü var ya, işte o bu. Üretim gücün olmazsa başka yöntemlere başvurmak zorunda kalırsın. Otomotiv sektöründe olduğu gibi mesela, arabada üretemediğimiz için. Evet. Otomotiv sektörünün durumu çok çok zor da. Yani bu videoda girmek ister misin? Kesinlikle girmek isterim. Bu videoda burayı çok uzattık. Hızlıca şeye girelim. İnsanların nasıl önlem alacaklarına, evet, ya da nasıl korunacaklarına girelim istersen. Şimdi durum ilk videoda anlattığım gibi pek hoş değil. Ve bunun ilerleyen zamanlarda daha da zor şartlara erişeceğini düşünüyorum. Bireysel olarak bundan nasıl korunabiliriz noktasında bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle birinci madde, harcamalarda müthiş bir denge ya da minimalizm yakalamak zorundayız. Çünkü başka türlüsünü yürütebilecek ekonomik düzeyde değiliz ülke olarak. Buna da bireysel olarak ayak uydurmak zorundayız. Yani öyle handa yerim, hamamda bilmem ne yaparım dönemleri geçti. Harcadığın her şeye dikkat edeceksin. Gelirlerini mümkün olduğu kadar Türk lirası olarak tutmamaya çalışacaksın. İşte burada senin tercihin. Birikimlerini mi demek istedim? Gelirlerini, birikimlerinden de öte, yani bana kalırsa elde ettiğin bütün kazancı TL dışında bir enstrümanda tutmanda fayda var. Orası sana kalmış. Döviz seçersin, altın seçersin, devlet tahvili seçersin. Ne seçeceksin beni ilgilendirmez. Ben olsam şu konjektürde fiziki altın seçerim. Yastık altı. İster yastık altı, ister kulak arkası, ister koltuk altı, beni alakadar etmez. Fiziki altın olarak bulundurmakta fayda var. Çünkü altın fiyatlarının dolardan çok daha trajik yükseleceğini düşünüyorum. Benim tercihim bu yönde olurdu. Herkes kendi bilir. Harcamaları minimuma indirelim. Birincisi, TL'de durmamaya çalışmak. İkincisi, lüks tüketimden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bir ekonomi, daha doğrusu bir tasarruf söz konusuysa, ilk tasarrufu yapılacak şey lüks tüketim. Ana ihtiyaç kalemlerimizi bir kenara ayırıp geriye ne kalıyor işte? Otomobil mi alacaksın? Alma. Ev mi alacaksın? Sakın alma. Bu sistem zaten içinden çıkılmaz halde. Otomobil satışlarının geldiği rakam belli. Açın bakın. Otomobil üreticileri sürekli sıkıştırıyor. ÖTV'yi indirelim, KDV'yi indirelim vesaire olsun. Çünkü satamıyor adam. Çünkü satamaz. 2 ay önce ÖTV indirimi bittikten sonra geçtiğimiz ay ve bu ay satışlar durman seviyesine gelmiş. Mobilya için de aynısı söz konusu. İşte mobilyacılar kan ağlıyor. Durum bu maalesef. Evet. İlk zaten feragat edilecek şey lüks tüketim, lüks harcama. Ev konusu çok ilginç, konut konusu. Şu anda öyle bir dönemdeyiz ki
Ben konut fiyatlarında, hani herkes konuşuyor ya, konut fiyatlarında balon var, konut fiyatlarında balon var. Konut fiyatlarında büyük bir balon var. Balonun şişmesi yakın zamanda durdu. Ama inmedi. Balon hala aynı büyüklükte, son geldiği büyüklükte duruyor. Şimdi artık bir balon daha var konut sektöründe. O da konut stoku balonu. Yani fiyat balonu başka bir boyut. Konut stoku adet boyutu başka bir boyut. Boşta satılmayı bekleyen çok fazla sayıda konut var ve fiyatları da şişmiş durumda. Bunları satmanın tek yolu konut sektörünün gelecekte prim yapacağını söylemek ya da insanlara ikna etmek. Böyle bir durum, yanından yakınından geçtiğimiz bir, böyle bir şey yok. Şimdi konut sahibi, daha doğrusu müteahhitler ya da firmalar şey diye bağırmaya başladı. Devlet bize baksın. Devlet bize bakmıyor. Diyor ki adam, devlet diyor bir fon oluştursun, bizim elimizdeki konutları alsın, bize de paraları ödesin. Biz de o paralarla yeni konutlar yapalım. Zaten bir iki sene içerisinde piyasa açılır. Devlet de bizden aldığından daha fazla fiyata satar. Biz de damgamıza devam ederiz. Win-win. Win-win diyor ama o iş öyle değil. Şu anda hiçbir müteahhit o elindeki konutları sattıktan sonra yeni konut yapmaz. Yapmayacaktır. Aklı olan kimse yapmaz. Çünkü sütten ağzı yandı artık. Yoğurdu üfleyerek yiyecek. Adam diyor ki ben kurtarayım mı kendimi? Devlet bir fon yapsın. Bana ateşlesin. Ben kendimi kurtarayım. Yeni konut yapmam zaten diyor. O yüzden konut durumu kelimelerle anlatamayacağım kadar kötü bir durumda konut sektörü. Şu anda daire almak isteyene ben üzülerek bakarım. Şu anda gireceğim ben daire alacağım diyene üzülerek bakarım. Zaten insanlar da aptal değil, biliyorlar yani kimse çıkartıp cebindeki parayı şimdi bir daireye vermez. Özellikle bu fiyatlara. Herkes şeyi de görüyor. Yarın öbür gün bu adet balonu ve fiyat balonu patladığı zaman şimdi 1 milyon lira olan daireyi o zaman 300 bin liraya alacağım diyebiliyor. Adamın 1 milyonu varsa şimdi niye alsın? Ayrıca yatırımlık bir daire, hani alırım, eskiden şey vardı, daire alırım, kiraya veririm, rantla yaşarım. Şimdi daire alıyorsun 1 milyona, 1 milyona aldığın daireyi 2000 liraya kiraya veremezsin. Sen 1 milyona gidip bankaya koysan TL olarak aylık kemiksiz 15 bin lira faiz alırsın. 13 bin lira nerede, sen geri zekalı mısın? Yapar mısın bunu? Bir de 2000 lira için... İşte, eskiden işte böyle değildi, kiralar bu kadar düşük değildi. Tabii ki bir... Arzı bu kadar fazla olunca... Bir satış fiyatı, kira fiyatı endeksi vardı. O işler yıkıldı. Yani şimdi kira fiyatıyla 10 sene kira ödesen evin fiyatının 3'te 1'ine falan denk geliyor. Yani ev alıp kiraya verme dönemi tamamen bitmiş durumda. Fiyatı çok uçuk. Şöyle örneklerle karşılaşıyorum son birkaç yılda. İşi gücü hali vakti yerinde tanıdıklarım artık hemen hemen hiçbiri ev sahibi değil. Adamın 5-10 tane ev alacak parası var ama hiç evi yok. Arabası da yok. Şirketi varsa arabası da yok. Üzerine arabası yok. O konuyu anlatırım. Evi yok adamın. Niye yok? Adam diyor ki, abi diyor ben diyor oturmak istediğim kalitede bir ev şu anda diyor 5 milyon lira. Ben diyor 5 milyon lirayı oraya bağlayacağıma giderim 4 bin lira 5 bin lira kira veririm bütün evler benim diyor. Haksız mı? 5 milyonun 75 bin lira aylık faiz geliri faizine var kadar. Kemiksiz. Anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki bir de hani ev aldım akarı oldu kokarı oldu falan oldu filan oldu yok. 5 bin lira diyor veririm bütün evler benim diyor. Evet. Bu kadar akıllıca. Bu çok akıllıca. Adamlar evlerini sattılar. Akıllı adamlar sattılar zaten. Şimdi mesela evini satılığa koy satamazsın. Çünkü alan yok. Evet. Benim tavsiyem ne oluyor arkadaşlarıma? Ben ne yapayım diye soran olursa. Abi diyorum satacak bir şeyin varsa, satmayı düşündüğün bir şey varsa hemen sat. Vakit bu vakit. Alacağın bir şey varsa alma, bekle. Onun da vakti gelecek. Hani yarın öbür gün bir şey vardır ya, bak bu kriz fırsatçılığı gibi görünmesin. Bu bir öngörüdür.
krize parayla giren her zaman daha fazla para kazanmıştır. Ben de insanlara bunu öğütlemeye çalışıyorum. Buna uygun davranmalarını istiyorum. En azından kanalda abonelerimiz olan sevgili dostlarımıza. Ben istemem ki kimse canı yansın, kimse para kaybetsin. Ama ekonominin bir gerçeği de birileri para kazanıyorsa bir yerde birileri muhakkak para kaybediyor. Hani birileri muhakkak kaybedecek, birileri muhakkak kazanacak. Ben bu videoda bir şeyleri konuşsam da konuşmasam da bu olacak. Ben bu videoda bir şeyleri konuşuyorsam dinleyen adamlar kendilerini bu tarafta konumlandırabilsinler diye anlatıyorum. Hikayenin özü bu. Masrafları kıstık. Lüks masrafları daha kısmadık. Ben en temel bu parası olanlar için aslında söylediğim şey. Hani parayla nasıl girerim? Ya da dairem var. Durumu olanlar için, sıkıntıda olmayanlar için bu kısım. Araba konusu. Sakın kimse, yani benim, ben yine gülerim sıfır araba alana. Çok ihtiyaç varsa araca ikinci el almalarını öneririm. Araba almak için aceleniz yoksa onu da beklemenizi öneririm. Onun da zamanı gelecek. Çok da uzak değil. Çeşitli fırsatlar muhakkak doğacaktır. Yani çünkü araba üreticileri, büyük markalar bir şekilde seslerini ilgili makamlara duyururlar. O ilgili makamlar da gerekli aksiyonu alırlar. Daha önce oldu bu. Yine olacaktır. Hayatın devamı için. Ama mesela sabit maaşlı bir devlet memuru ya da işçiysen sesini duyuramazsın. Kimse senin ne kadar ya da esnafsan ne kadar satış yaptığını, ne kadar satış yapamadığını, satışlarının ne kadar düştüğünü kimse umursamaz. Ama işte Almanya'dan bir otomobil üreticisiysen, Volkswagen isen sesini duyarlar. Burası durumu kötü olmayanlar içindi. Durum kritik olanlar için söyleyebileceklerim